Evren nasıl oluştu? Geçmişten bu yana hepimizin merak ettiği bir konu. Uzayda var olan her şeyin bir başlangıcı var. Peki ya evrenin kendisi nasıl meydana geldi? Günümüzde evrenin nasıl oluştuğuna dair en çok kabul gören teori büyük patlama teorisidir. Bu teoriye göre başlangıçta hiçbir şey yoktu. Ne madde ne enerji vardı. Hatta boşluk bile yoktu. Çünkü uzay denen bir şey de yoktu. Zaman ilerlemiyordu. Çünkü zaman da yoktu. Her şey atomdan bile milyonlarca kat daha küçük bir noktanın içerisinde bulunuyordu. Peki evren nasıl oluştu? Büyük patlama teorisi nedir? O halde her şeyi en baştan anlatalım. Büyük patlama evrenin başlangıcını ve zamanla gelişimini açıklayan kozmolojik bir modeldir. Büyük patlama birçok insanın bildiğinin aksine boş uzayda gerçekleşen bir patlama değildir. Büyük patlama yaşanmadan önce bütün evren tek bir noktada sıkışmış haldeydi ve sonsuz yoğunluğa sahipti. Ve daha sonra büyük patlama denilen bir olay yaşandı. Büyük patlamadan sonra evren bir anda atom büyüklüğünden saniyenin milyarda biri gibi kısa bir sürede bir anda dünya büyüklüğüne ulaştı. Evren sürekli olarak düzenli bir şekilde genişleyen bir yapıdır. Ve bu genişleme şu an evrenin dört bir yanında devam ediyor. Peki büyük patlamadan önce ne vardı? Orası tamamen bir felsefe sorusu. Atomun, dünyanın veya yıldızların herhangi bir şekli olsa da evrenin belirli bir şekli yoktur. Sonsuzluk içerisinde genişleyen ve sınırları olmayan bir yapı düşünün. Büyük patlama kelimesine değinecek olursak Big Bang, yani büyük patlama, insanların kafasında bir patlama gibi görünse de bu bir patlama değil, bir genişlemedir. Herhangi bir bomba ya da şarapnel patladığında etrafa saçılan materyaller gibi düşünsek de büyük patlama sırasında etraf diyebileceğimiz uzay zaman düzlemi oluşmaya başlamıştı. Yani büyük patlama bir yerde herhangi bir zamanda varoluş olay değildir. Büyük patlama mekan olarak tanımlayabileceğimiz uzay zaman dokusunun oluşmaya başladığı andır. Evrenin oluşumu için en çok kabul gören teori bu şekildedir. Peki büyük patlamadan önce ne vardı? O sorunun cevabını kimse bilmiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.